Alo, bacım neredesin? Malları aldım ben, ha geleyim. Takip edilmediğinden emin misin? He yok, kimse görünmüyor etrafta. Hıstın çöp konteynerini oraya bırak. Alırım ben. Geri görüşürük. Baskın var. Abla, gelirken seni kimse gördü mü? Hiç kimse görmedi. Ben işin yolunu öğrendim. Gelirken ekmeği alayım dedim. Hiç kimse beğenmişsin demedi. Heh, şunu da çıkarayım artık. Kızlar, gelirken takip mahvede edilmediniz değil mi? Yok yok. Sağımıza solumuza iyice baktık bacım. Bakın, yeğen riskli bir işe girik. Eğer bir şey bir şey olursa asla ve katten birbirimizi tanımayık. Hazır mısınız? Deyin şunu öldürek. Gazamız mübarek olsun. Ya Allah! Bismillah. Bak bak. Bunlar da hava dolusu da biz de görücük. Kız sen beyazdan tepli misin kız? Kız anam depliğinle yuvarlama mı yuvarlanırmış kız? Aman, anam bunun her birinin elinde bile tek tek yuvarlayıcım, o her birinde de kelime-i tevhid getireceğim. Biz neyin beyle çalık oynayık zannedeyim sen? Biz bilmeye geçtirmeyle yapmayı değil mi? Bu evlendiği kimi hazır olur. Hele şunun tipine bak. Anam yuvalama dedi, bir kaşığa bir tene sığım olur. İyi de, ben soruyorum hocam. Şu leğene alır şunun kafasına geçiririm de. Senin yuvarlama ağacın valla zemlisin. Hamide abla biz de böyle öğreniyoruz. Ne yapalım yani? Nasıl gerçek konuşuyor bu beyler kız? O hiç sevmem beyli adamı ha. Abiyle kanımı çekil sakın bu benim. Hele hele şu saça. Kız sen bu saçlarını niye toplamayın? Yama yemek yaptırırken toplanmaz mı saç kele? Ya biz şimdi yuvarlama çorbası mı yapıyoruz? Ney? Çorba mı? Ne dedin sen? Ney? Çorba mı dedi bu? Kız abla sen yine de şeytanın halledip daha cahil ol. Kim geldi kız? Kalk kız kapıyı aç. Parolayı sor öyle aç. Parola. Baskın var. Kolay gelsin hanımlar. He bacım yeri kolay gelsin. Ha ben ekmeğinizi de bıraktım sizin. Hadi hanımlar toplanın gidiyoruz. Nereye? Kendinizi karakoldan da atırsınız. Yok anam bizim bir derdimiz yok. Ne derdimiz oldu? Yeri görüş. Valla ben size dağıtayım. Akşama çabuk gitme köpekle uğraşıyorsunuz. Haşa cemaat. Hadi hanımlar zorluk çıkarmayın. Hadi karakola. Anam ben size hanım biriyim. Ekmeğimi almış evime yediğim. Siz beni niye bırakmıyorsun? Bu kim? Benim herif. Bunu da alın arkadaşlar. Beyefendi. Anam. Ne oluyor ya? Karakola gidiyoruz. Bu ne? Karakola mı geldik? Mesela. Ege mi? Bir daha ne? Orada görüşürüz. Allah Allah. Murat, ne oldu? Bizi niye getirdiler buraya? Ula ben de bilmeyeyim herif. Ben bacımlardan komşuları topladım, yuvalama yuvarlaydım. Yuvalama mı yuvarlaydın? E der ne diyeceğim? Der ne diyeceğim oğlum babadan yuvalama? Kendi aranızda konuşmayın. Evet, anlatın bakayım. Malı nereden aldınız? Malı mı? Malı nereden aldınız oğlum? Heyri'nin kredi kartıyla aldık. Vallahi kendi ellerimden aldım verdim ben. Ben tanımayayım anam bunları. Benim suçum günahım yok. Ben ekmek almaya çıktım. Valla ben eli geçirken bir selam verin dedim. Beni yuvalamaya tutturdular. Ben buna dedim ki avrat dedim. Bak dedim hazır alak dedim. Bak dedim yuvalama yuvalamayak. Bu havada dedim bak dedim milletin bir araya gelmesi yasak dedim. Yasak depelemeyek dedim. Ceza keserler bize dedim. Yok illa dedi hazır yuvalamam olur dedi. Enterin adamı dedi hazır yuvalama yemez dedi. Ben dedi hıslayım dedi. Konuşları toplarım dedi. Yuvalarım dedi. Bu dedi. Yoksa ben yiyeceğim yani. Ben yapıcı değilim yani. Ben yiyeceğim ben. Örgütte başka kim var? Örgütte? Ya Cevar'ım değil sen. Cevar var benim öte bacanım. Küçük bacanım var ya benim bir tane. Onun bölgü. Şimdi o avradımla küstü bize geldi giden gün. Dedim oğlum avradımla küsme bak bayram üstü yavan olur dedim. Gel avradımla barış dedim. Ben çoluğum var çocuğum var dedim. Bayrama küsünü girme dedim. Bu da küstü anası evden gedikti tabi onda. Ay bu böyle ayma gider böyle. Senede 5-10 defa küser gider bu. Ben de Cevar dedim ki oğlum Cevar'ım gel avradımla barış dedim. Örgütün elebaşı kim? Cevar. O benden de hemen Cevar alın gelin bana. Çabuk. Evet anlat bakalım Cevar.
Şimdi biz malları geceleyin bunların deposu var, oradan alayık. Ondan sonra bizim o tarafa götürük. Torbacımız var işte, şöyle ekmek poşetine gidiş yapayım. Parayı da şeyden transfer edik. Koyun üzerinden transfer edik. Biz niye buradayız lan? Dağla ne? Oğlum dağlayı bilmek ne ötüyse benden ben. İpe mi götüreceğin gizli? Bu şeyi söylüyor. Bu geden sana biz ortakla bir işe girdik ya. Bilmem. Onu söylüyor bu. Ne işine? Hayri koyun. Bir koyun elini alayım. Devam attık biz o işte. Torbacı kim? Bizim küçük bacanak. O torba işini o yapıyor. Nerede şimdi bu? Karakabir'de. O mantıkaya kendime yarayayım. Hemen şu torbacıyı da alın gelin. Çabuk! Torbacı sen misin? He benim. Kime vereyim malı? Hediye vereyim. Geçen gün bir torba mal getirdi be. Dedim hacı ben dedim 2 kilo şeker torbası getirdi dedim. Meyan yapıp satayım ya ben Ramazan'da. Bu mal sana mı ait? Yok bu mal bizim be. Bu karşıya hangi mal verdi? Bununla yuvalama olmaz. Bir makamsı hemen yuvalama oldu ki bunlar. Bizim malımız değil bu. Haberleşmeyi neyle sağlıyorsunuz? Telefonla. Telefon edeyim ben geleyim hemen. Anlaşıldı olay. Kızım. Şu üçü. Bir de o baştaki bayan al. Biz de geliyoruz. Hayır durun. Gözlüklü bayan. Sen geç bakayım şöyle. Anam vallahi ben ekmek almaya gittim. Geç bakayım geç geç. Bakın bu işin cezası büyük. 10 yıldan başlıyor. Bu işi kim planladı? Komiserim Hayri planladı. Hep bunun başının altından çıkıyor bu doğru işler. Doğru değil. He. Allah. Hep bunun yüzünden oluyor. Herkes biliyor bak. Komiserim şu çopumu bir iki dakika alabilir miyim ben? Nerede ben varım işin başında ya? Ben dedim ki Zemmesu bacım hiç seni yorma dedim. Acı ne var bu sene de hasireyim dedim. Ne olucu dedim yani dedim vallahi dedim al sor isteysen. Aday ya sor. Ama yok Hayri dedi yemez dedim. Sonra karışma o zaman yoram, dedim. Ben hazır yorama yemem. Tamam mı dedim ki bu sene ya dedim özgü yiyek dedim. Yapma dedim. Git dedim hazır al dedim. Marketlerde satılıyor. İki kutasak yeter bize dedim. Dip frize koy dedim. Az az yapar yedik dedim. Yok dediyle ben evde yapacağım dedim. Bu dedim. Evet olay açıklığa kavuşuyor yavaş yavaş. Değil mi yani her şey açık meydanda yani. Şu iki kişiyi de alın hemen. Hapsedi bunları. Biz karar veririz hayır. Evet. Gelelim size. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok anam ne diyeyim? Yuvarlama bir çorba değil. Onu bileyim. Vallahi ben hiç yaptığım bir şeyden pişman değilim. Aklım daha yapmadığımız o yuvarlamada. Madem her şey ortaya çıktı bunu da bilin yani. Ne diyeyim? Canınız sağ olun. Evet. Hayri ve elebaş. Benim bir yediğim işlem yok ya. Ben yatıydım orada beni aldı geldi. Ben ne olduğunu denmem abi. Evet Cavar. Son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi komutanım ben... O adamı dövmedim. El sahibin kirasını da vermiştim zaten. Ya bıçağı taplayan da ben değilim. Gelmiş beni şikayet etmiş. Ondan sonra... Gidersen hadi ben Ersin'den bir dövüş davası oldu. Oğlum onu demiş. Çenenge tut. Çenenge tut oğlum. Bu acı bu biraz. Ahir git gel ahir. O gidi gel. Bu rapor var bunun. Zaten 46 rapor var bunun. Cavardan deme. Ve araştırın raporu olup olmadığını. Şimdi Hayri Usta. Biliyorum ki siz Gaziantep'liler kültürüne... Gelenek göreneklerine, örf adetlerine sahip çıkan insanlarsınız. Sizi ben çok iyi anlıyorum. Zor bir süreçten geçiriyoruz. En azından şu zor süreç geçene kadar bir araya gelmemeye çalışın. Lütfen kurallara uyun. Eğer kültürünüzü, örf adetinizi bir sonraki nesillere aktarmak istiyorsanız sizlerin sağlıklı olması lazım. Pandemi süreci bitene kadar toplanmayın. Beraber olmayın şu. Anlaşıldı mı Hayri? Anladım. Kusura bakma. Hakkınızı helal edeyim. Bizim hatamız oldu. Geleyim ben. Git Hayri. Bu süreçlik bırakıyorum seni. Şu öteberleri de alayım da ben bunlar heder olmasın. Değil mi? Bu kadar para verdik. Avrada söyleyeyim de yuvalamayı yapsın. Gene o kadar emek verdi. İkiniz yapacaksınız sadece bak. Tamam ben şu kelepçeyi de ben gönderirim. Arkadaşlar alır hemen dışarı.